Efendim şimdi AK Parti ile MHP arasındaki seçim işbirliği çerçevesinde iki büyük şehirde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı aday gösterdi. O büyük şehirlerden biri Mersin. MHP'yi AK Parti destekliyor Mersin'de. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soylan da konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağolunuz, teşekkürler. MHP Mersin İl Başkanlığı yaptınız. MHK üyesiydiniz. Evet. Milletvekili adaylığı yaptınız. Evet. Şimdi tekrar seçim sürecindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız ve farklı bir tabloda seçime gidiyoruz herhalde. Evet. Şimdi 45'e 40 geçen dönemde doğru. 2019 seçimlerinde de yine Cumhur İttifakı MHP'den aday göstermişti. Doğru. Yaklaşık 40 bin oyla da Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanmıştı. Evet. O dönemde İYİ Parti, HDP, CHP birlikte hareketi gördü. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Önce bununla başlayalım. Sonra içeride ne yapacağız, ne edeceğiz, Mersin'de ne oluyor, niye aday olduğumuz onları da konuşuruz ama şu siyasi tabloyu bir görelim önce. Tabii ki şu anda Mersin'de biz Cumhur İttifakı olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ortak aday neticesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Cumhur İttifakı'nın şahsım görevlendirildim. Ben bu vesileyle iki genel başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut belediye başkanı aday. Diğer partilerin daha herhangi bir adayı belli değil. Bekliyoruz. İYİ Parti'nin de belli değil. Değil. DEM Parti aday çıkaracak mı Mersin'de? Bilmiyoruz. Şu anda bir açıklamaları yok. Potansiyelleri nedir bu partilerin? Yani çıkarırlarsa nasıl bir tablo bekliyorsunuz, çıkarmazlarsa nasıl? Şöyle söyleyeyim, geçen seçimde de çıkarılmadı Mersin'de. Beraber hareket ettiler. Biz o tarafına bakmıyoruz. 7'den 77'ye tüm Mersin hemşerilerimizde, 13 ilçemizde sabahın erken seher vaktinde yola çıkıyoruz. Gecenin geç vakitlerine kadar hemşerilerimizi kucaklaşıyoruz. Biz seçime bu şekilde bakıyoruz. Peki aday oldunuz, milletvekiline de adaydınız. Yoğun bir çalışma temposu tekrar. Neden aday oldunuz? İkinci sıra milletvekili adaydım ben Mersin'de. Gece 11.30-12'ye kadar milletvekiliydik. Yurt dışı oylarının girmesiyle 2000 küsur gibi az bir oy farkıyla milletvekili tekrardan düştü. Biz Mersin'e sevdalıyız, aşığız. O topraklarda, o coğrafyada doğduk, büyüdük. Şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Ve Cumhur İttifakı noktasında da artık Mersin'e hizmetlerin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da şahsım görevlendirildi. İnşallah Mersin'de hemşerilerimize hizmet etme şansı yaşayacağız. İYİ Parti'nin Mersin'deki oy potansiyeli nedir? Siz, yani ben anladım sizin bakış açınızı, gayet tabii böyle söylemenizde ama biz biraz hesap yapıyoruz yani bu işlerde. Son seçimlerde 144.000 civarında oylar aldı. 144.000 oy aldılar. Genel seçimlerde. %10'a falan o tekabül civarda. Ediyor. %10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla %9'a tekabül ediyor. Aday da gösterecek İYİ Parti. Tabii ki kesin olarak. O zaman herhalde Mersin'de tablo değişebilir gibi görünüyor. Ya şöyle, dediğimiz gibi biz 7'den 77'ye İYİ Parti'ye gönül vermiş hemşerilerimize de kucak açıyoruz. Çünkü hakikaten Mersin'in artık hizmete ihtiyacı var. Biz bu mantıkla hareket ediyoruz. Ve Mersin'de hemşerilerimiz de bu şekilde bizim projelerimizi, çalışma ekibimizi, her şeyimizi görecekler. Biz kendimizi, kalbimizi, yüreğimizi anlatacağız. İnşallah dediğimiz gibi Mersin'in geleceği açısından güzel bir karar çıkacak diye düşünüyorum. Nedir Mersin'in en büyük sorunları? Şöyle söyleyeyim, Mersin'imiz bizim doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, Tarsus'undan tutun Anamur'una kadar bir kültürel tarihle bezenmiş 321 kilometre sahil şeridi olan, hakikaten bırakın Akdeniz'in incisi olmayı, Türkiye'de örnek parmakla gösterilecek bir şehir. Ülkemize de birçok sektörel bazda katma değeri yüksek bir şehir. Örneğin 329 bin hektarlık bir tarım işleniyor Mersin'de. Muzu, limonu, çileği, eriği ve üretim rekoltesinde de birinci sıradayız. Ama baktığınız zaman Mersin bir tarım şehri mi diye sorduğunuz zaman maalesef hayır cevabı alıyorsunuz. Turizm şehri mi diyorsunuz? Hayır cevabı. Hayır cevabı alıyorsunuz. Sanayi şehri mi diyorsunuz? Hayır cevabı. Neden öyle? Liman kenti, lojistik kenti, hayır. Bir Mersin'de kimlik sorunu yaşıyoruz biz, şansını söylemek gerekirse. Burada da işte yerel iktidarın güçlü olması gerektiğini savunuyoruz. Bu noktada da biz yola çıktık. Mersin'in hemşerilerimize üretken belediyecilik adına var mısınız diye, bizimle yol yürümeye var mısınız diye soruyoruz. İnşallah Mersin'in geleceği açısından hep birlikte çalışacağız. Hakikaten şöyle, Antalya'nın büyük torpili var herhalde. Mesela yanı başınızda Antalya var ve Antalya'da turizm deseniz turizm, muz deseniz önce Antalya akla gelir. Yani pek çok şeyde Antalya... Bir Mersin lobisi oluşturmamız lazım bizim öncelikle. Lobisizlikten mi o? Yani Mersin'in kimliğini oluşturmamız lazım.
İşin özü o. İlk kademe belediyesiyle, büyükşehirliyle, merkezi yönetimiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte Mersin adına taşın altına elimizi koyup Mersin'e hizmetleri ve projeleri getirmemiz gerekiyor. Diğer tarafınızda da mesela Adana var. Adana da yine öyle. Yani Adana da önde bilinen, görünen bir şehir. İşte tarımda, sanayide şunda bunda. Ama Mersin biraz daha herhalde enteresan. Evet, benim de dikkatimi çekti şu anda. Mersinlilerin beklentisini büyük şehirden. Şöyle söyleyeyim. Öncelikli sorunları neler, ne vaat ediyorsunuz? Tabii ki ben onları sıralayayım size. Bizim öncelikle vaadimiz Mersin'de eşit ve adaletli bir yönetim modelini getirmek olacak. Ve buna da ilk başta kendi belediyemizin içerisinden başlayacağız. Belediyede çalışan personelimizin mutlu olması gerekiyor. Biz hiç kimsenin siyasi ve dünya görüşüne bakmadan, hiç kimsenin işiyle, aşıyla, alın teriyle oynamadan, hiç kimsenin yapmak istemediği işlere zorlamadan kendi personelimizle önce mutlu olmak zorundayız. Biz kendi iç yapımızda mutlu olacağız ki verimlilik olacak. Biz mutlu olacağız, Mersin mutlu olacak. Bakın, mevcut yönetim görevi ilk geldiğinde binlerce çalışan insanı bazı nedenlerden, siyasi görüş ayrılıklarından dolayı iş hakiklerini feshettiler. Bu sayı 3000 civarında bir sayı. Belki de 4000 arası. Ne bu kadar personel var Mersin Belediyesi'nde? 11.000 civarında toplamda personelimiz var. Bu arkadaşlarımız mahkeme yoluyla haklılıklarını da ispat ettiler. Ama maalesef o noktada da bir geri dönüş olmadı. Biz iş aklı feshedilen, bu haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızın da sonuna kadar yönetime geldiğimizde yanlarında olacağız. Onları alınca bunları çıkarmanız gerekmeyecek mi? Şöyle söyleyeyim. Bizim projelerimiz hazırlanıyor. Öncelikle Mersin'de biz projelerimizle birlikte istihdam sağlayacağız. İstihdam sağladığımız noktada zaten iş noktasında bir sıkıntımız olmayacak. Nedir projeler? Şöyle söyleyeyim. Yani Mersin'le ilgili biz aday ilan edildikten sonra 13 ilçemizde 10.000 vatandaşımızla yüz yüze birebir kamuoyu yoklaması ve sorun tespiti yaptık. Burada inanır mısınız, Mersin gibi metropol bir şehirde birinci sorun ulaşım çıktı. Trafik sorunu çıktı. Şimdi burada baktığınız zaman Mersin'in hemşerilerin bilir, bizim çok meşhur bir İstiklal Caddemiz vardır. Eskiden bu çift yönlü bu caddemiz. Trafik sorunu çözülsün diye yeni yönetimle birlikte tek yola çevrildi. Ama Türkiye'de tek yola çevrilip de trafik sorunu o kadar artan başka da bir herhalde proje, bir cadde ben bilmiyorum. Esnaflarımızın iş yapamaması trafik sorunu çabası. Niye tek yöne çevirince trafik sorunu arttı? Düzenlemeyi, proje yanlış. Ne aklına yapacaksınız? Dediğimiz gibi bizim ilk yapmamız gereken şu. Biz göreve gelir gelmez Mersin'de ulaşım master planımızı revize edeceğiz. Buna muhakkak yapmak zorundayız biz bunu. Şu anda normal şartlarda en az 17 tane bizim orada battı çıktı diye tabir edilir katlı kavşaklarla trafik sorununun master planında uygulanması gerekiyor. Ama mevcut 5 yıllık dönemde sadece 3 tane battı çıktı yapılabilir. Ve Türkiye'de tektir ki batıp da çıkabildiği, çıkamadığınız tek batlı çıktılar Mersin'dedir. Nasıl batıp çıkamıyorsunuz? Sayapart diye bir alışveriş merkezimiz var. Oranın göbeğinde yapılan alışveriş batlı çıktığımızda tamamlanmadığı için bu projelerin hepsi bir bütün olması gerekiyor. Batlı çıktıya çıkıyorsunuz, karşıda ışıkla karşılaşıyorsunuz ve bir gün, her gün maddi hasarlı kazalarla baş başa kalıyorsunuz. Evet, batlı çıktı yapmak bu arada önemli bir mesele. Çünkü kesinlikle trafiği kitlemeniz de gerekiyor bir yerde. Kesinlikle. Onu yapana kadar vatandaş size gerçekten yükleniyor. Yani vatandaş için iyi bir şey ama o bitene kadar bayağı bir... Şöyle söyleyeyim artık... Hırpalanıyorsunuz yani, onu söyleyeyim. Teknoloji gelişti. Birçok örnekleri var. Artık 45 günde, 60 günde bu kavşaklar yapılabiliyor. Önemli olan yapmaya niyetlenmek. Mersin'de trafik sorunu var. Başka? Evet, trafik sorunumuz var. Bunun dışında Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde en pahalı içme suyunu biz Mersin olarak ikinci sırada kullanıyoruz. Öyle mi? Muğla demişlerdi. Birinci sıra İzmir. İzmir mi birinci sırada? Evet, ikinci sırada biziz. Öyle, Muğla değil mi? Birinci sırada İzmir. İzmir, Muğla üçüncü sırada mı? Biz ikinci sıradayız. Türkiye'nin en pahalı içme suyunu içiyoruz. O neden? Şöyle söyleyeyim, biz Cumhur İttifakı olarak su zamları noktasında, meclis gündeminde bu zamların uygulanmaması gerektiği noktasında zaten görüşümüzü beyan ettik. Ama mevcut yönetim mahkeme kararına gidip bu zamları çeşitli şekilde uygulama noktasına geçtiler. Şeye bakıyorum, hangi iller sıralamada böyle içme suyunda en pahalı diye baktım da, çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da konuktu. Evet, öyle bir şey varmış İzmir'de de. Ne yaptı? Ona dair neler
yapacaksınız? Yani bizim zaten indirim mi yapacaksınız yoksa proje mi üreteceksiniz? Projelerimiz zaten var ama meclis gündeminde de ilk etapta indirimi uygulayacağız. Mersin'de hemşehrilerimiz suyu daha uygun bir şekilde içecekler. Bizim tamamlanmak üzere olan Pamukluk barajımız var. Bu barajlar tamamlandığı noktada elektrik sarfiyatı da cazibeyle geldiği için önüne arıtma tesisleri kurulacak. Mevcut Büyükşehir Belediye'miz bu arıtma tesislerini tamamlayamadığı için normalde ihalesi, isalet hatları falan her şey tamamlandı ama öndeki arıtma tesisi tamamlanmadığı için bu suyu kullanamıyoruz. Biz ivedilikle yapılmış olan projelerimizi tamamlayıp Mersin'in hemşehrilerimizin daha uygun fiyatla su içmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Peki başka? Bunun dışında gençlerle ilgili projeleriniz, sokak hayvanlarıyla ilgili mesela böyle bir şey var mı Mersin'de bilmiyorum. Var. Şöyle söyleyeyim. Bizim herkesin en değerli varlıkları, en değerli çocuklarıdır, değil mi? Biz Mersin'de çocuklarımızla birlikte maalesef vakit geçirebileceğimiz sadece iki tane alışveriş merkezinin içerisinde oyun alanı var. Biz çocuklarımızın ailelerle birlikte vakit geçirebileceği çocuk köyleri projeleriyle birlikte hep birlikte 13 ilçede faaliyete geçireceğiz. Gençlerimiz, hakikaten gençlerimiz çok önemli. Biz sahada geziyoruz. Gençlerimiz bizi gördüğü zaman genç başkanımız hoş geldiniz diye teveccüh de gösteriyorlar. Biz tüketen gençlik değil, üreten bir gençlik düşünüyoruz. Projelerimiz noktasında dediğimiz gibi gençlerimizin kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri rekreasyon merkezleri kurup atölyelerde gerek kültür sanatta olsun gerek müzik alanında olsun kendilerini geliştirebilecekleri merkezler oluşturacağız. Merkezler oluşturacaksınız. Sokak hayvanları konusu Mersin'de çok var mı? Tabii. Burada da yetki Büyükşehir'de hayvan barınaklarımızın sayısını arttırıp uzman ekiplerle birlikte kısırlaştırma ya da en yeni teknolojilerle birlikte sokak hayvanlarımızın insanlarımızla birlikte daha uyum içerisinde yaşayabileceği ortamlar oluşturacağız. Nasıl? Yani şimdi bu çok tartışmalı bir konu ve Büyükşehir'lerin... Şöyle demek istediğinizi anladım. İnsani boyutu olan bir şekilde tabii ki bilimle yapılması gereken bir şekilde yapacağız bunları. Tarım şehri diyorsunuz Mersin için. Tarım konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin bir katkısı olacak mı? Tabii ki. Projeniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Bizim çiftçilerimizin en zorlandığı nokta sulama suyundaki fiyatların kendilerine ağır gelmesi, fahiş fiyatların olması. Bunun da nedeni dediğimiz gibi cazibeyle gelmediği için su motopomplarla basılıyor. Bu da bir elektrik sarfiyatından dolayı ister istemez sulama kooperatiflerimize bu yük yansıyor. Biz çiftçilerimize GES projeleriyle birlikte sulama suyundaki elektrik sarfiyatını düşürecek şekilde desteklerimiz olacak. Gerek gübre desteklerimiz olacak. Gerekse laboratuvar ve tahlil analiz noktalarında çiftçilerimize destek projelerimiz var. Biz çiftçilerimizin üretimlerini, maliyetlerini minimize edip karlılıklarını arttırma adına Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar yanlarında olacağız. Peki sokağa çıkıp geziyorsunuz. Evet. Genel seçim sürecinde dolaştınız. Şimdi yerel seçimde daha en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Ne tür beklentiler iletiyor vatandaş size? Şöyle söyleyeyim. Bakın biz en basit bir örnek vereyim. 2013 yılında Akdeniz Olimpiyatlarını şehrimizde gerçekleştirdik. Ve şehrimizdeki spor tesisleri bizim o dönem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu tesislerle birlikte kaldı. Bizim şehrimizde gençlerimizin vakit geçirebileceği spor tesislerimiz yok. Gençlik merkezlerimiz yok. Kapalı yüzme havuzlarımız sadece bahsettiğim dönemde yapılan tesisler var. Şunu size ifade edeyim. Biz sadece Mersin'de 10 ilçe belediyemizde Cumhur İttifakı yönetimiyle ilk kademe belediyelerde yönetim yapılıyor. Silifke Belediye'miz kendi imkanları doğrultusunda olimpik havuzlar yaptı. Gençlik merkezleri yaptı. Çeşitli projeleri Silifke'li hemşerilerimizin hizmetine sundu. Yine aynı şekilde Akdeniz Belediye'miz engellilerimiz için özel havuzlar, gençlik merkezleri bunları ilk kademe belediyelerimiz kendi imkanlarıyla yaptı. Ama biz maalesef Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden, gücünden Mersin olarak faydalanamıyoruz. Neden faydalanamıyorsunuz? Silifke MHP'deymiş. Diğer belediye de MHP'de herhalde. Yok, AK Parti'de. Akdeniz Belediye'miz. Akdeniz AK Parti'de mi? Büyükşehir ile ilçeler arasında mı sorun var?
Büyükşehir ilçeler arasında sorun demeyeyim. Bu yönetim bakış açısı diyelim. Bizim belediye başkanlarımız hakikaten vizyoner belediye başkanları. Kentlerinin, ilçelerin sorunlarını biliyorlar ve bütçelerini verimli kullanıp bu hizmetleri yapabiliyorlar. Bu arada Mersin'in neredeyse bütün ilçeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten. 8 belediye Milliyetçi Hareket Partisi'nde, 2 belediye AK Parti'de. 2 tane CHP'de var. 3 belediye. 3 belediye mi? Pardon. Yenişehir, Mezitli ve Tarsus. Tarsus. Gerçi Tarsus şu anda başka bir partiden aday oluyor belediye başkanı. O ilçelerde değişiklik olacak mı? Bu seçimde olur mu? Biz yani, mevcutlarımızı koruyacağız. İnşallah yeniden de ekleyeceğiz. Neredeyse çok yoğun MHP'nin Mersin'deki ilçe belediyelerindeki şey. O herhalde etkiler mi il büyükşehirde MHP'ye geçtiğinde birlikte çalışma süreci? En büyük uyum içerisinde çalışma ortamı doğacak. Merkezli hükümet, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi dediğimiz gibi birbiriyle, birliğin gücüyle uyum içerisinde çalışacak bir yapı oluşacak. Sokakta vatandaş ne istiyor diye sordum. Gençlere gittiniz, yüzme havuzlarına gittiniz ama ekonomik bir takım problemler de var. Yani vatandaşla konuştuğunuzda sizden beklentileri neler? Ya şöyle, tabii ki dünya genelinde yaşanan bir global ekonomik kriz var. Ama vatandaşlarımız bu noktada yerel belediyenin yetkilerini biliyorlar. Ona göre bir ayrım yapıyorlar. Belediyeden hizmet odaklı bir taleplerimiz var bizim. Ne istiyorlar sizden? Dediğimiz gibi bizim Mersin'imizde hakikaten şu ana kadar yapılmış... Yani CHP'den neyden, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'nin neyinden şikayetçi mesela Mersinliler? Ben size şunu söyleyeyim. Öncelikle, somut olarak. Öncelikle kendi yaşam standartlarının içerisinde Anadolu insanı gibi yaşayan, o şekilde bakan, kendisiyle birlikte kentin sokaktaki sorunlarını bilen bir yönetim modeli istiyor. Biz Allah'a şükür öyleyiz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Görevler gelip geçicidir diyoruz. Bugün görev var, yarın yok. Önemli olan bu görev süreleri bittiğinde Mersin'in sokaklarında, Mersin'in hemşerilerimizle birlikte birbirimizin yüzüne bakabilecek şekilde yürümemiz lazım diyoruz. Biz yapamayacağımız hiçbir sözü vermeyiz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin, yetkilerinin farkındayız. Ve projelerimizi hazırladık. 9 Mart'ta da buradan tüm Mersin'in hemşerilerimize de ilan edelim. 9 Mart'ta projelerimizin tanıtım lansmanını da yapacağız. 9 Mart'ta yapacaksınız, evet, tanıtım lansmanını. Şöyle bir şeyiniz var mı? İşte ilk geldiğimiz 100 gün şunları yapacağız. 5 yıl içinde şunları tamamlayacağız gibi i̇lk planlar var mı? İlk önceliğimiz ulaşım. Hakikaten Mersin'de şu anda bizim Mersin'in hemşerilerimiz ne işine zamanında gidebiliyor, ne evine zamanında gidebiliyor. Büyük bir zaman kaybı yaşıyoruz. Ulaşım master planımızı ivedi bir şekilde revize edip ilk önceliğimiz bizim Mersin'de ulaşım olacak. Deprem riski var mı? Deprem riski tabii ki. 3. bölge bir deprem şehrindeyiz, kuşağındayız ama yapı stoğu olarak Mersin biraz eski bir yapı stoğu. Bu noktada dediğimiz gibi merkezi hükümetin de destekleriyle birlikte bir kentsel dönüşüm planlı ve dirençli şehirler temalı kentsel bir dönüşüm projemiz var. Kira fiyatları nasıl Mersin'de? Kira fiyatlarımızı tabii ki bizim son zamanlarda biraz arttı önceki dönemlere göre. Çünkü depremden dolayı çok büyük bir göç aldı son zamanlarda civar ilçelerimizden. İsterseniz kira fiyatlarımızda biraz artış var. O yüzden uygun koşullarda konut üretimi sağlanıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böyle bir projeniz olacak mı? Yani konut tabii üretimi ki, ve tabii ki olacak. Bunun üzerine tabii ki. Kiraları düşünme tabii yönde. Ki, tabii ki. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bu arada sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben ıskalamış olmayayım. Ben şöyle söyleyeyim. Kenti sahiplenmek gerekiyor. Biz spor alanında, bizim şehrimizde 200 bine yakın lisanslı sporcumuz var. Ama maalesef aktif sporcu sayımız 80 bin civarında. Biz kentimizde futbol takımlarımıza da sahip çıkmak zorundayız. Biz bunu en son söylüyorum. Çünkü eğer biz sadece... Mersin Spor kaçıncı ligde? Süper Lig mi? Süper Lig'de mi? Ben bilmiyorum. Kolu anlamam. Şaşırarak baktınız bana ama ben sizi biraz oyaladım. Sürprizim var size. Öyle. Şöyle söyleyeyim. Biz eğer bir şehrin takımına sadece futbol takımı gözüyle bakacak olursak kentin geleceği noktasında... Efendim... 14 Şubat ya. Böyle bir sürpriz yapabildik. Eşiniz hanımefendi de hoş geldiniz. Merhaba. Efendim, teşekkür ederim. Valla her seferinde hep erkekler çiçek, kadınlara evet, çiçek alıyor. Senden geliyordu ama bu sefer. Ya, hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de sizi arkaya bakıyorum. Ben de sizi sürekli arkaya bakınca dedim ne oldu, bir tedirginlik oluştu. Hakikaten sürpriz oldu. Bugün eşimle birlikte geldik. Hoş geldiniz. Böyle bir evet, sürprizi yaptınız. Bizi mutlu ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Sizin söylemek istediğiniz var mıdır efendim Mersin'le ilgili?
Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Beraber mi gidiyorsunuz seçim kampanyasına? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı çalışıyorsunuz. Yani evet, zaman zaman ben de sahaya inmeye çalışıyorum. Öyle mi? Evet, eşime destek olmak adına, kadınlarla beraber. Aktif siyasetin içinde ona destek olmaya çalışıyoruz. Mersin'in kadınların beklentisine, temel beklentisi sizden, siz de onu söyleyin. İşin aslı, biz birçok yerde halk eğitimleri gezdik bu zamana kadar. Kadınlar aktif olmak istiyorlar efendim. Yani kadınlar bir şekilde bir şeylerle uğraşmak istiyorlar. Biz o yönde onlarla çok, Serdar Başkan'ın çok projeleri olduğunu ifade ediyoruz. İletiyor musunuz çok talepleri? Kesinlikle. Akşam aramızda... saat 1'den sonra oturuyoruz böyle klasörlerle, yapılması gerekenlerin hepsini. Yani kadınlarla da aramızda konuşuyoruz. Diyorum ki bakın, diyorum, ben buraya notlarımı alacağım ve bunları Serdar Başkan'a ileteceğim diyorum. Ciddi anlamda da mutlu oluyorlar ve hakikaten de akşam kendi aramızda mini bir toplantımız oluyor. Peki. Ve iletiyorum hepsini kendine. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok destek oluyor. Biz her zaman söylüyoruz, kadınlarımız olmasa bir ayağımız bir elimiz eksik kalır diyoruz. Bana kendisi çok destek oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok İyi yayınlarınız olsun. Çok teşekkürler. Çiçeğinizi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Evet. Akşam sonunda duran. Alışık değil. Sağ olun. Çok teşekkür. Siz alışıksınızdır. Evet. Onu diyorum. Çiçek almaya o yüzden dedim. Evet. Öyle bir sürpriz yapabiliriz. Her seferinde seçim bana telaşından geliyordu. Bugün beraber gelince unuttuk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim evet. Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan konuğumuzdu ana haberde.